Serdar Turgut Türkiye için önemli bir isim Matthew Palmer Yazılarımda genellikle sadece isim vererek başlık kullanmam ama bu defa bunu yapmak kaçınılmaz oldu. Çünkü bu Matthew Palmer adını Amerika ile ilişkide bundan sonra sıkça duyacaksınız hatta kendisi bir heyetle gelecek hafta Türkiye'de olacak. Palmer, Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin de içinde olduğu Avrupa ile ilişkiler biriminden sorumlu kişi. Daha önce bu konuda ülkemize iki ziyaret de yapmış olan ve Membiç'te başlatılan süreci yürütme komitesinin de içinde olan Jonathan Cohen'ın yerine geldi. Türkiye ona sorulacak. Bütün bunlar bürokrasi hakkında sıkıcı laflar olarak gelebilir ama Palmer, Amerikan yönetimi için de Türkiye konusu geldiğinde bundan böyle daima düşüncesi alınacak kişi oldu. Pazartesi akşamı Washington'da Türk diplomatlarının da katıldığı bir resepsiyon verildi Palmer için. O resepsiyona katılanlarla yaptığım görüşmelerden Palmer'ın ilk ziyaretinde çantasında başlıca dört konunun bulunacağını anladım. Çantadaki dosyalar 1. S-400 füzeleri, 2. Kaşıkçı olayı ve sonrasında yaşananlar, 3. İran ambargosu, 4. Kıbrıs. Bu konu Palmer'ın özel olarak önem verdiği bir madde. Çünkü kendisi daha önce Kıbrıs'ta görev yaptı ve sorunları çok yakından biliyor. Bir çözüme gidilmesine özel önem verdiği Washington'da söyleniyor. İran ambargosu. Palmer Türkiye'de bulunduğu günlerde Amerika'nın sert İran yaptırımları başlamış olacak. Bu yüzden onu bu konuda yönetimden ne tür mesajlar getireceği önem kazanıyor. Kaşıkçı olayı nedeniyle Türkiye'nin hem Suriye'de hem de İran ambargosu konusunda kendisine yeni manevra alanları açtığı düşünülüyor Washington'da. Bundan çok memnun olunduğu da söylenemez ama yönetim bu konuda gerçekçi davranmak eğiliminde. Dolayısıyla Palmer'ın ilk ziyaretinin karşılıklı ilginç diplomatik manevralara sahne olması beklenebilir. Amerika ile ilişkide yeni başlayan sürecin bundan sonra nasıl gideceğinin bu ziyarete bağlı olduğunu söylemek mümkün. Serdar Turgut, Habertürk